ABD'de İç Güvenlik Bakanlığı 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü öncesi aşırılıkçı saldırıların yaşanabileceği uyarısında bulundu. ABD'de İç Güvenlik Bakanlığı'nın Ulusal Terörizm Danışma Sistemi bülteninde ülkede nefes söyleminde bulunan aşırılık yanlılarıyla COVID-19 kısıtlamalarına karşı çıkanların yüksek bir tehdit ortamı oluşturduğunun vurgusu yapıldı. Venezuela İktidar Partisi ile muhalefet, Norveç'in arabuluculuğunda düzenlenen müzakere süreci kapsamında Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir araya geldi. Müzakerenin açılış etkinliğini Meksika Dışişleri Bakanı huzurunda taraflar uyulması gereken genel şartları belirleyen bir mutabakat zaptı imzaladı. CNN'e konuşan ve azının açıklanmasını istemeyen bir yetkili Joe Biden yönetimiyle Katarlı yetkililerin Afganistan'da ABD ile çalışan Afganlarla ailelerinin geçici olarak yerleştirilmesi için görüştüğünü söyledi. Katar'a yerleştirilecek olan Afganistanlıların 8.000'i bulabileceği belirtiliyor. Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Plateau eyaletinde yolcu otobüsüne silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 22 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Haberlere göre bir grup silahlı Hristiyan grup Müslümanları taşıyan 5 otobüse ateş açtı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin müdürüne Doğu Türkistan davasına verdiği desteklerden dolayı 2005 yılında Birleşmiş Milletler'e bağlı UNESCO örgütü tarafından hazırlanan insanlığın somut olmayan kültür mirasları listesine alınmış olan Uygur 12 makamını temsil eden tablo takdim edildi. Ayrıca Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde Uygur Türklerine yapılan soykırımı, asimilasyonu, Çinlilerin baskıcı politikasını protesto etmek için Kemal Paşa ilçesi İHH şubesinin düzenlediği Doğu Türkistan fotoğraf sergisi ve destek amaçlı imza kampanyası başlatıldı. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği ve Mavi Hilal İnsani Yardım Derneği'nin acil yardım ve kurtarma ekibi Bozkurt Afet Bölgesi'nde yemek dağıtırken sahaya ziyarete gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la görüşerek Uygur Türklerinin her zaman Türk milletiyle el ele zorlukları aşacağını belirtti. Hollanda'daki Çin Büyükelçiliği önüne getirilen dev ekranda Çin'in Doğu Türkistan'da işlediği Uygur soykırımı ve insan hakları ihlalleri dolayısıyla 2022 Pekin Kış Olimpiyatları boykot edilmesi çağrısı yapıldı. Aşırı İslamcılığa engel olma bahanesiyle Uygurları eğitim kamplarına toplayan Çin'in pragmatizminin son örneği Taliban. Geçen ay Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Taliban'ın üst düzey yetkilisiyle buluştu. Çin medyasında Taliban'ın Afganistan'da istikrarı sağlayacağı analizleri çıkıyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dünya çapında ortaklarımıza Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'daki soykırımını, insanlar karşı işlediği suçları kınamaları ve zorla çalıştırmayla üretilen malların tedarik zincirlerimize girişini önleyecek adımları atmada bize katılmaları yönünde çağrıda bulunmayı sürdüreceğiz, dedi.